Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile içinde et olmadan hazırlayabileceğiniz doyurucu güzel bir ana yemek tarifi paylaşacağım. Böyle ana yemek olarak yapabilirsiniz veya bir etin, köftenin yanına yan yemek olarak hazırlayabilirsiniz. İsterseniz kahvaltılarınız için bile yapabilirsiniz. Doyurucu güzel bir yemek tarifi, bol sebzeli arkadaşlar. Fırında sebzeli patates yemeği yapacağız. Söylediğim gibi bol sebzeli. Bakın ben sebzelerimi hazırladım. Nefis bir lezzet olacak. Hemen hazırlamaya başlayalım. Üzerine de koymuş olduğumuz güzel bir sosu ile lezzetine lezzet katacağız. Yemeğimiz için 5-6 adet patatese ihtiyacımız var. Patatesleri iri parçalar halinde doğrayalım. Elma dilimi şeklinde hazırlayalım. Çok küçük olmasın. Patatesleri direkt fırın tepsisine koydum. Yuvarlak, orta boy bir borcam seçtim pişirmek için. Şimdi 2 tane büyük kuru soğan kullanıyorum. Soğanları da yine aynı şekilde iri doğruyorum. Ortadan kestikten sonra 3'e kestim. Soğanınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle üzerine yerleştiriyorum. Patateslerin aralarına koyuyorum. Çok fazla da üstte kalmasın. Üzerleri yanmasın pişerken. Patateslerden sonra 4 tane domates kullanıyorum. Domatesleri de ilk önce ortadan ikiye, daha sonra tekrar bakın ikiye kestim, 4'e böldüm. Domateslerim benim çok büyük domatesler değil. Boyutları yeterli. Bunları da hemen patatesin üzerine yerleştiriyorum. 2 tane kırmızı, 4 tane de yeşil biber kullanıyorum. Biberlerin içlerini temizledim. Biberleri de iri parçalar halinde doğruyorum. Çok ufak olup da içinde kaybolmasın. Biberlerin 2 tanesini ben acı olandan seçtim. Siz tamamen nasılını seviyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Biberleri de üzerine yerleştiriyorum. Bütün sebzeleri yerleştirdim. Şimdi ayıklamış olduğum bir baş sarımsağı iri parçalar halinde doğrayıp aralarına atıyorum. Bütün olarak da koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Sarımsaklarınızın da boyutuna göre kestiğiniz zaman biraz daha lezzetini verecek suyuna, sebzelerin bütünleştiği zaman hepsinin lezzeti birbirine karışacak. Sarımsakları da doğradım. Şimdi sebzeleri kenara alıyorum. Güzel bir sos hazırlıyorum. Sosu için bir tatlı kaşığı biber salçasını kaseye koyuyorum. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Baharatlarını ilave ediyorum. Baharat olarak birer çay kaşığı kimyon, karabiber, kekik, pul biber ve toz kırmızı biber kullanıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı, az daha ilave ettim. 1-1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve 1 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve hazırlamış olduğum bu sosu her tarafına gelecek şekilde sebzelerin koyuyorum. Sebzeler direkt sosu alsın. Pişerken tabii ki alacak. Fakat üzerinden de böyle her tarafına gelsin. Çok basit, gördüğünüz gibi. Sosunu da koydum. Şimdi önceden ısınmış 180 derece fırında patatesler yumuşayıncaya kadar
pişiriyorum. Yemeğimiz fırından çıktı. 180 derece alt üst ayarda böyle güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Önceden ısınmış fırına koydum daha çabuk pişmesi için. Pişip pişmediğini bir çatal veya bıçak batırarak kontrol edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel, lezzetli ve sağlıklı bir yemek oluyor. Söylediğim gibi kahvaltılarınız için de hazırlayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi ana yemek olarak da hazırlayabilirsiniz. Veya et yemeklerinizin yanına, köfte veya başka türlü yemeklerin yanına da ilave olarak yapabileceğiniz çok lezzetli, güzel bir sebze yemeği. Sebzelerde suyunu bıraktığı için dibi biraz sulu sulu böyle ekmeğinizi bandırarak afiyetle yiyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın.